efendim, Türkiye'nin ekonomi ekranı EkoTürk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Perihan Tantu. Yeni bir Borsa Teknik yayınıyla sizlerleyiz. Her pazartesi, çarşamba ve cuma olduğu gibi stratejist Ahmet Mergen bizlere eşlik edecek. Evet, dün endekse bir düzeltme hareketi gördük. Bugün bir miktar pozitif seyrediyoruz ama seyir ne olur, nerelere stop koyarız, nerelere gideriz? Hocamızdan dinleyeceğiz tabii ki bunları. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba herkese. Ne var ne yok? Herkes vallahi, iyi mi? Herkes iyi mi bir soralım. İyi misiniz efendim? Hemen o zaman YouTube'dan bir soralım bakalım. İyi mi durumlar? Çünkü dün bayağı bir yürekler yerinden hopladı. Yani endekste de düzeltme, öyle bir düzeltme oluyor ki hocam, bir yerinizden kalkıyorsunuz, bir çay kahve almaya geliyorsunuz, bir geliyorsunuz 3000 falan yerinden oynamış. Böyle, hani başını bırakmaya evet. Gelmiyor yani. Yok, olmuyor. Böyle her saniye başında oturacaksın. Vallahi, yani dün hakikaten öyleydi. Artı 800-900 filandı. Yani 2 dakika filan sürmedi. Bir yok, arka sürme. Tarafa gittik geldik balkona. Bir geri geldik. Aa, bir telefon var. Ne oldu? Hocam, alo Mergen attı. Piyasaya, ne oluyor piyasaya filan diye. Ya, piyasaya bir şey olduğu yok dedim yani. Artıdaydı piyasa. Ne olmuş ki piyasa? Bir baktım oho eksi 2000'e gidiyor. Her taraf kızarmış falan. Devre kesiciler. Dedik, herhalde bir şey çıktı. Yani mutlaka bir haber çıktı. Çok kötü bir haber. Ama sonra bir geri geldi. Bir daha gitti falan filan. Yani bu ikinci kez oldu. İkinci bir uyarı buralarda. Biliyorsun geçenlerde de böyle bir şey oldu. Evet. Bir aşağılara gitti. Sonra neyse toparladı geldi filan. Şimdi bir kere daha oldu. Şimdi artık bu sıklaşınca bu ataklar sıkıntılı durum. Panik atağa yani dönüştü. Demek ki 120 bin civarında artık işler daha kısa süreli olması lazım. Yani alıp da 2-3 gün hisse senedi tutmaya gelmiyor. Yani bir anda 3 günlük 4 günlük karınız bir 2 dakikada yok olup gidebilir hale geliyor. Sıkıntılı bir dönem var. Ha, uzun vadeli bakıldığında dolar bazında bakarsanız haftalık grafik alıma geldi. Haftalık grafikte endeks alda yani. Zaten günlükte haydaydı aldaydı. Alda, ama bozulmadı. Ortalamaların altındaydı. Şimdi tekrar 50 aylık o yani melun mu diyeyim neyse artık 50 aylık dolar bazındaki ortalamaya doğru geliyoruz gene. Orayı bir türlü aşamadık. Bir ara aşar gibi yaptık. Ondan sonra aşağılara yuvarlandık. Ama o zaman dolar tabii 5.80 filandı. 6 liraların altındaydı. Yani burayı geçer miyiz geçemez miyiz epey uğraştık. 20 bin dolar civarında. Bir türlü aşamadık orayı. Ondan sonra da paldır küldür paldır gittik aşağılara. Indik. Maalesef. Şimdi gene geliyoruz. Şöyle bakayım. Uzun vadeli dolar bazında bakıldığında yani hemen 3-4 ayda değil. Hı hı. Ama belki de 1,5-2 seneye yayılacak şekilde bu son inilen nokta sanki baş kısmı olmak üzere çok geniş bir toboya doğru gidişat var. Yani sol taraf oldu, baş kısmı da hadi bu düşüşte oldu diyelim dolar bazında. Şimdi yukarı doğru gidiyor. Sonra bir sağ tarafa doğru bir orada bir dip yapıp ondan sonra yukarıyı kırarsa şöyle bir durum oluyor. 12 bin dolar baş kısmı gibi boyun kısmı böyle bir 21 bin dolar civarı diyelim. Bu aradaki farkı yukarı yönde katlarsan işte yani 2 seneden uzun sürebilir tabii. 32 bin dolar falan çıkıyor ki 32 bin dolar seviyesi zaten endeksin 2017 senesinde sonuna doğru 2018'in başında 120 bin endekse giderken elde edilen o dolar bazındaki tepe. 7 ile çarparsak hocam 224 bin yani aşağı yukarı haftaya 2 sıfır attığımızı varsayacak olursak işte 2200 puan gibi ufacık bir şey. 2200 puan. Ama o tabii 4 ayda olmayacak. Tabii.
Yani bir iki seneye falan bakarsın. Yani şimdi bir sürü bir gidişler gelişler. Sağ tarafta bir yatay bir alanda yani al gülüm ver gülüm ileri geri. Tekrar yabancı mı satıyor, Türk mü alıyor, yabancı geri mi geliyor falan filan. Bir sürü hikaye yani. İşte vardır öyle laf yani yukarı aşağı gideşler gelişler maydanozlu köfteler falan filan. İş uzayacak yani. Bu biraz da dünya ekonomisine de bağlı. Yani dünya ekonomisinde şimdi sonbahar geliyor. Hadi bakalım bir kere daha ne haldeyiz? Şu anda Türkiye'de yani inşallah Allah daha iyisini de gösterir. Hastalar, vakalar falan azalıyor gibi göründü bir süredir. İnşallah yok olur gider. Ama dünyada da hala devam ediyor bu COVID-19 hikayesi, korona virüsü. Zaman zaman sert satışlara da sebep oluyor. Dünkü satışı şeye bağladılar, Navitex. Yani Evi'den geliyor, yani denizle ilgili bir alan. Türkiye'nin denizle ilgili olarak şu bölgeler arasında vallahi kardeşim burada seyahat güvenliği yok. Burada işimiz var. Burada benden sormadan zırt pırt buralarda kendi denizinizmiş gibi fink atmak yok demesi. Bu öne sürüldü ama diğer yandan daha sonra duydum. Doğru herhalde o da. Başkanın, ABD Başkanı Trump'ın bu COVID ikinci dönem daha da güçlenerek bir kere daha iyiye gitmeden önce kötüye gideceğiz sonra belki iyileşiriz şeklinde verdiği bir mesaj da var. Sen böyle söylersen altın da 1800 dolarda kalmaz kardeşim. Kalmadı da. 1818'in üzerinde direnç var orada en son kısa vadeli. 1790'a kadar da indi. Etti mi sana 30 dolar arasındaki fark. Bunu yukarı yönde katladığı anda 1820-1850. Zaten 1865'i falan gördü. Daha hala 1850'lerin hemen üstünde bir yerde dolaşıyor. Altın niye gider? Merkez bankalarının falan alımlarıyla. Yani işte ne zaman alınır? Altının yani genel olarak yukarıya gitmesinin sebepleri bir, dünya piyasalarında ekonomilerin çok kötüye gitmesi algısının oluşması. Ya hiçbir yerde bir iş olmayacak, dünya bayağı kötü olacak şeklinde bir düşünce yayılırsa ekonomilerde, bu da halka yansırsa büyük spekülatörlere veya büyük kurumlara da yansırsa o zaman altına doğru bir koşu olur. İki, dünyada büyük bir her ülkeyi etkileyen enflasyon. Her ülkede enflasyon patlarsa yani paranız her gün ister dolar olsun ister euro olsun ister Türk lirası olsun fark etmez. Para giderek değer kaybediyorsa enflasyon dolayısıyla o zaman vatandaşlar, kurumlar, herkes altın veya gümüş gibi parasını en azından değerini koruyabilecek yerlere koşarlar. Bu da talebi arttırdığı için fiyatlar yukarı gider. Şimdi 410 lira oldu gram. Burada görüyorsunuz altının gidişatını. Yukarıya doğru eğimli olan iki tane çizgi var. O aşağılardan geliyor. Bir çıkış kanalı. Bu kanalın içinde bir alt tarafa, bir üst tarafa vura vura yukarı doğru tırmanıyor. En son gene 1865'te kanalın üst tarafına geldi, değdi. Orada satış geldi. İlerleyen günlerde kanalın üst çizgisi 1870'e de gider, 75'e de gider, 80'e de gider. Çünkü bu 2 saatlik grafik. Çok hızlı gider sağ tarafa doğru. 2 saat, 2 saat.
Yatay alanı da görüyorsunuz. 1818 ve 1791. Ufak bir çanak da çizebilirsin. Ha yatay alan, ha çanak. İkisi de yukarı katladığı zaman o derinlik kadar yukarıya kat eder. En az zaman. Minimum. Minimumu 1845. Verelini 1865. Şimdi hareketli ortalamalar buna destek çıkacaktır kısa vadede. Kırmızı 20 birimlik, yani 20 birim çarpı 2 saat etti 40 saat ortalama. Ötekisi 50 birim, 50 birim çarpı 2 saat, yani 100 saatlik ortalama. Bu kırmızının üzerinde kaldığı sürece yukarıya gidiş ve çıkış hala devam ediyordur altında. Böyle olunca dolarda da tabii, yani aynı zamanda böyle şartlarda dünya ekonomilerinin kötüye gidişi veya enflasyonun patlaması durumunda ortalıkta kaos varsa, öyle bir duruma gidileceğine dair bir korku saçılırsa, o zaman da dünyanın en güçlü devletinin parasına da giderler. Bu da dolar. Dolar. Ama şimdi gidilemiyor. Niye? Fed gene trilyon dolarlar basıyor. Ekonomik olarak pandeminin etkisini ABD'de ortadan kaldırabilmek için. Yalnız Fed değil ki. Herkes basıyor. Herkes para basıyor. Biz ne yapıyoruz? Vallahi bizim ne yaptığımızı işte bankamatiklere bakın. Yani bütün dünyada kimse bu salgına esir olmak istemiyor. Haklı herkes. Üretimler ne olacak? Ona bakılacak. ABD'de de 27 bin dolara kadar geldi anladığım kadarıyla Dow Jones. Nasdaq yukarı gitti. Yani şu para anda da bir yere gitmek. Şu anda pozitif ayrışıyor hocam vadelisi zaten Nasdaq. Para da bir yere gitmek istiyor. Yani elde de böyle nakitte kalamıyor. Onun için de şimdi altınla gümüşü buldu. Yukarıya doğru tırmanıyor. Dünyada da Türkiye'ye gelecek kadar bir para tekrar gelişmekte olan ülkelere gidiyor galiba. Yine saçılmaya başladı. Türkiye bundan ne pay alacak? Önemli mesele bu. Yani artık eskisinden biraz daha fazla alsın. İnşallah da onun kullanımıyla yarattığı ekonomik güçle bir süre sonra artık o paraya ihtiyacı olmasın. Kendi parasıyla kendi yatırımını yapsın. Güçlenen bir ülke olsun. Temennisi herkesin bu. Başka ne temenni edecek insanlar Türkiye'de? Çünkü güçlenen bir ekonomi insanlara da olumlu yansıyacaktır. İnsanların ceplerine. Ama şimdilik görüldüğü kadarıyla yani bana enflasyon şu kadar bu kadar demeyin. Yani benim zekamla uğraşma. Söyledim. Mergen adı Oğuz Türklerinde üç büyük tanrının en büyük, en küçük oğlunun ismi. Akıl tanrısı. Bizde de üç kuruşluk akıl var. Var yani. Kapının arkasında kalmamışız akıl dağıtılırken. Hop diye biz de öne çıkmışız. Ben de isterim diye. Maşallah. Evet. Şimdi %8 enflasyon falan dersen, ben de kolonya fiyatına bakıyorum. %100. Ne %8'i? 5 ay öncesine göre %100. Artık 10 liranın altına sebze bulan varsa iyi. Hemen şöyle bir şey olabilir. Hocam, işte Ayvalık'tan veya Mersin'den şuradan buradan gönderelim. Ya, tamam, beni sevdiğin için gönderiyorsun, iyi hoş, teşekkür ederim de. Ya, bütün Türkiye'ye baktığınız zaman yani sebze meyve fiyatları artık 10 liranın üstüne çıktı. Türkiye rekor düzeyde kiraz üretmiş bu sene, ihraç edecek. Süper. Fakat
Bizim eve de ihraç etseniz iyi olacak. Kilo 25 lira. Nereye ihraç ediyor? Yani dışarıya, dışarıya ihraç. Ama Türkiye'de 25 liraya kilosu kiraz yiyen baba yiğit çok da fazla olmaz. Kiraz bu. Kalorisi de yok. Hani sapı gibi zapsayıf yapar insanı. Derler. O yüzden azar azar alıyoruz. Artık tane sabah tane. Sabah akşam benim gibi buzdolabının kapağından ayrılmazsan istersen 5 kilo kiraz ye. Fark etmiyor. Evde oturdukça da iyice ediyorsunuz. Yapıştım buzdolabına. Yani. Ama bir yürüyüş yapmam lazım. Ben de yapıyorum. Salondan buzdolabı arasına gidiyorum geliyorum yani. Aman hocam yorulmayın. Uzakmış mesafe. Hocam bu arada gümüşü de konuşalım. 22 doları evet. Gördü. Gümüş dedik. Sonunda itekledik. Hakikaten koptu gitti yani. Ben demiştim. Vallahi gümüşü de ittirdik yukarıya. Kimse kusura bakmasın. Burada gümüşün 11 dolara geldiği zaman yok artık. Ama 11 dolar geçiciydi. Onsu. Ama 16 dolarlardan itibaren devamlı kısa vadeli satışlar gelse bile forex piyasası için fırsat verir. Her satış kar bırakabilir. Yeter ki tepeyi yakala. Ama ana trend yukarı, ana trend yukarı. 19'u bir kere gördük. 19'daki o tepeyi, orayı görülecekti. 19.60 mı ne? Orası belli. Orası aşıldığı zaman bunun hedefi 21'di. Bizi yanıltmadı. 22.84. Ha bu şimdi o çıkış kanalının üstüne çıktıktan sonra 19.92 falan 20 civarında belki kilometre taşı olduğu için bir satış gelebilirdi. Ama şartlar öyle gelişti ki geç efendim o kilometre taşını, 21'i de aştı. Ve burada biraz da short covering, yani kısa pozisyon tutanların, satış tarafında olanların kendilerini stoplamaları da ateşin üzerine benzin atmak gibi oldu. Bir anda parladı. Bunun bir zamanlar 50 dolar olduğu da biliniyor. O zaman altın 1923'tü. Altın 1800 dolardaki 3 tane büyük tepeyi aştı. Önünde altının 1923 gibi tarihi zirve var. Burada da yani 22.84 biraz parabolik oldu çıkış. Yani 20'den 23'e %15. Forex piyasasında çok iyi para. Çok. Burada %15. Dehşet para yazar. Yani terste kaldığın mı iyi zarar yazarsın. 20'den 23'e gidiş, yani altında da öyle ya, ons bazında oradaki, yani 100 ons, yani orada 100, burada 300 ons şey gidiyor, 3 dolar 100 dolardan 300 iyi para yazar burası bir kontratta. Yani şeyde de iyi para yazar. Altın tarafında da. Parabolik yani şey olarak gümüş biraz belki satış gelebilir 21.5-22 aralığına doğru. Yani oradaki boşluk kapanabilir ama destek kırmızı renkli 20 saatlik, yani 20 birim çarpı 2 40 saatlik ortalamada. Biraz fazla ayrıldı. O aşağı gelirken, ortalama yukarı çıkarken bir yerde buluşurlar. Ferhat'la Şirin. O zaman bunu hisselere geçip de geçelim mi hocam? Geçelim bakalım. Hadi bir risayla başlayalım. Vakıf soranlar var, eczacı ilaç soranlar, şişe soran, hepsi bugün var listede. Hızlı hızlı geçelim o zaman. Yani bir risada 10.40 tepeydi. 6 lira, 10 lira, 6 lira, 4 lira. Bunun üzerine 4 lirayı koyduğun zaman çanağın katlanması 14 liraya kadar gidebilir. 13.44'te bir tepe oldu. Orada şimdi 2-3 tane tepe oldu. Her ne kadar omuz başı omuz zirvesi gibi bir hava gösteriyorsa da veya ters çanak gibi görünüyor. Bu sefer dairenin yukarı tarafını sarıya boyadım. 13.44 direnç. Aşağı tarafta 12 civarındaki bu çizgi, yani yeşilin biraz üstü dipleri birleştiren çizgi
boyun çizgisi, destek. Onun altındaki destek 11.5'ta. Sıkıntı burada 11.5'un altında olur. Ama 12'nin altına giderken huzursuz eder. Buradaki çıkış akımı hala devam ediyor. Ortalamanın altına, boyun çizgisi aşağı yönde kesilmedikçe, ortalamanın altına gitmedikçe omuz başı omuz zirvesi onay almaz. Onaylanmaz. Öyle bir görüntü olur. Hatta ortalamaya kadar gelip oradan bir daha çıkıp orada bir çanak yapar. Belki de 11.5, 13.5 çanağını yukarı katlayarak 15.5'a da gidebilir. Bu piyasayla da biraz ilgili. Hı hı. Ama sonu sağ ile biten bir kağıt olduğu için Sasa'dan esinlenerek işte böyle Carrefour'sa, Teknosa, Brisa, bunlar hep Yunsa, o da Sasa gibi satışa geldi. Sabancı sattı. Kendi hisselerin diye. Değil mi? 4 lira 10 kuruş filandı. O da uçtu gitti. Ve burada da tabii beklenti oluşuyor. Toyota gitti. Brisa gidebilir mi? O da satılabilir mi? Bilemem. Bu sadece spekülasyon. Spekülasyon ne demek? Hayali bir şeyler kafada yaratıyorsun. Ona göre belki bir yatırım yapıyorsun veya bir bahis demeyeyim çünkü bu sefer gene klasik şeye dönüyor iş. Kumara. Borsa oynanır mı oynanmaz mı? Yani öyle algılanıyor. Ama paranı yatırıyorsun. Niye yatırıyorsun? Acaba 15.5 veya 20'ye satılır mı burası diye. Bilemeyiz. Ama trend yukarıya. Yeter ki ortalamanın altına, hatta o kırmızıyla çizgili dipleri birleştiren boyun çizgisinin altına inmesin. İndiği zaman sıkıntı yaratır. Genelde böyle o zaman da ne olur? Ortalamanın da altına giderse üzerine çıktığı çanak direnci 10.40'taydı. O zaman 10.40'a doğru sürüklenir. 10.40'a doğru gelirken ne var sol tarafta? 10.70 var. Orada bir debelenme olur. Ama 13.44 geçilirse kağıt 15'in üzerine doğru gidebilir görüntü olarak. Geçelim. Geçelim hocam. Sırada Deva var. Ne olacak bu uçaklar der. Onlarda uçaklar da var. Merak etmeyin listede. Hızlı hızlı gidiyoruz. Deva. Deva çıkış kanalı içinde daha da aşağılardaydı. 4 liranın altına verdiler. O zamanlar 4.80 falan civarında devamlı satıcı geliyordu. 4'e yakın yerde de alıyorlardı. Yatay kanal içindeydi. Bu 5.5-6'ya gidilebilirdi. Ne 6'sı? Korona ile beraber sektör olarak da ilaç sektörü tabii ki daha önem kazandı. Bir anda ön plana çıktı. Sen misin çıkan? 9.70-19 dehşet bir çıkış var. Sonra bir pataküte 13'e kadar. Ondan sonra kendisini şimdi kanalın içine attı. Burada kanalın alt çizgisi destek, kanalın üst çizgisi tepeleri birleştiren direnç. Orada da satış geliyor. bu şekilde yukarıya doğru tırmanıyoruz. 21.38 biraz kısa kaldı. 21.88'lik tepeye göre ama kırmızı 19.75'te 20 günlük destek var. Hadi onu bıraktık. 18.50-33. İşte 18 stop diyelim ama 18'de de zaten kanal alt çizgisi geliyor destek vermeye. Kanalın dışına çıktığı zaman işkillenin biraz. Ne oluyor burada diye. Kanalın alt çizgisine doğru alımlar gelecektir. Çünkü destek orada. Yani 25 olursa da şaşmam ileride. Hatta daha yukarı. Çünkü kanal üst çizgisi onun da üstünde. İstikrarlı bir şekilde yukarıya doğru şimendifer, yani lokomotifi teşkil eden grup vagonları çekiyor. Fena da çekmiyor yani. Yukarıya doğru gidiyor. Vagonda kalıyoruz. Çizgiye yakın yerde alımı düşünüyorsan kanal çizgisinin alt tarafına yakın yerde veya yeşil renkli ortalamanın olduğu yeri hizalamak lazım. Hedeflemek lazım.
Geçelim. Hocam geçelim ama öncesinde kısa bir araya gidelim isterseniz. Gümüş soranlar var. Az önce baktık. Endekse de detaylı bir şekilde 120 bin direncini programın başında konuştuk. Biz reklamdayken siz YouTube'dan geri sarabilirsiniz. Reklama gidiyoruz. Oyak Çimento'ya devam ediyoruz. Ereğli sorulmuş. Ereğli de bugün listede var. Ama öncesinde kısa bir ara. Covid'le birlikte hem dünyayı hem Türkiye'yi konuşuyoruz. Oyunun bütün kuralları değişti. Kısa vadeli topladığında zaten uzun vadeli. Dünyanın en büyük ekonomileri sarsılıyor. Bir değişim var. Tekrar tatile gidelim diye. Okulların niteliği değişecek. Amerika'da ciddi bir üretim artışı var. Yaşadığımız günler olağanüstü bir dönemi ifade ediyor. Tüm ihtiyaçlarınız için bayrama özel krediniz Yapı Kredi'de. 3 ay ertelemeli kredinize Yapı Kredi Mobil'den kolayca başvurun, krediniz anında hesabınıza geçsin, ödemeye Kasım'da başlayın. Kredi deyince Yapı Kredi, kredi deyince Yapı Kredi. Ayşe Hanım, Türk Telekom'un 45 liraya 20 GB'la efsane tarifesine geçtiniz. Tarifinizde sizi en çok mutlu eden şey ne? Aa, çok pardon. Toplantınızı mı böldüm? Müsait mi değilsiniz şu an? Aa, sinirlendiniz galiba. Ayşe Hanım, sonra mı gelelim? Ne yapalım? Sil süpürden bahsediyorum. 5 GB daha kazandım az önce. Böyle böyle oturduğum yerden her ay 10 GB kazanıyorum. Bundan daha mutlu eden bir şey olabilir mi? Siz de efsane tarifelere gelin. Sil süpürden her hafta hediye GB kazanın. Üstelik her ay tam 10 GB. Türk Telekom, değerli hissettirir. Borsa Teknik'te Bay Teknik'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada Oyak Çimento var demiştik hocam. Oyak'la başlayalım. Vakıf GYO soruluyor. Hemen ardından da Vakıf GYO gelecek. Birleşme sonrası bakalım şimdi grafiğe. Daha önce de bakmıştık yani, ama hala birçok kişi soruyor. Yeniden bakalım, yine analiz edelim. Uzun süre yataydaydı. Oradan sonra bir yukarı yönde koptu. Sonra tekrar yataya sardı. Bütün çimentoların bir araya gelişi biraz işte Mardin çimentonun grafiğine dönüyor. 6.55 4.50
2 liralık büyük fincan. O yukarı katlarsa 8.50 olur. 8.50 oldu zaten. Önce kulp vardı. Kulpu katladı. 6.5 direnciye geçildiği anda fiyat yukarıya doğru gitmeye başladı. Biraz fazla hızlandı. Yani arka arkaya. Burada zafer günleri var. 6.5'tan 10.24'e kadar neredeyse hiçbir siyah mum yok. Yukarı 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 yukarı. Oradan sonra bir gün 10.24'te ya satmak lazım galiba falan diye düşündü birisi. Hep böyle al 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 olmaz ki. Yani alan 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 hoppa herkes alıyor gidiyor alıyor gidiyor. Ondan sonra bir şöyle bir silkelediler. Nereye gidiyorsunuz bakalım filan arkadaşlar. Hop bir anda 8.14. Tabii oradan tekrar yukarıya 9.73'e. Şimdi ikinci tepe birinci tepenin altında kaldı. İki tepeyi birleştirirseniz aşağı yönde bir eğimli bir çizgi olur. Bu sizin direnciniz. 8.14, 3 aşağı 5 yukarı kırmızı renkli 20 günlük ortalamanın olduğu yerde. Onu da düz bir çizgiyle belirteyim ki dip nerede gibi. Yani belki de biraz daha yukarı alabilirsiniz 8.34'e 35'e doğru. Ama bu sarı renkli alanın içinde biraz sıkışma yaşanacak. Aşağı doğru gelirse destek 8.30, onun da altında 8.15'teki dip noktasında. Yani yeşile kadar gelmeyebilir de. Çok sert bir piyasada iyice şey yapması lazım. Yani kendisini koy vermesi lazım ki ama piyasa tutunuyorsa burası böyle biraz düzeltebilir. Sıkıntı yok. Yani 8.14 hadi 8.24 diyeyim. 8.24 10.24 arasında biraz böyle sağa doğru o rakamların fiyatı gösteren çizelgenin olduğu tarafa doğru, skalaya doğru gidebilir. Ve ortalamaları bekleyebilir kendisine gelsin diye. Öyle bir daha buradan kopup giderse 10.24 önünde. Ha, uçuruyorlar kağıdı. O zaman eyvallah. O zaman neye bakacağız? Yani 4.5'tan 10'a burada biraz dengelendi. Sonra bir daha böyle bir çıkışı yaşayabilen bir kağıt. 6 lira 5.5 6 liradan roket gibi 10.24'e gidiyorsa o zaman 12.13'e de gidebilir gene roket gibi. Ama o biraz da tabii buradaki kontrol kimdeyse onlara bağlı. Yani burada biraz dinlenebilir diye şey yapıyorum. Yani kim trilyoner olmak ister gibi oradaki uzmana sorulursa burada biraz sağa sağa doğru gideceğini tahmin ediyorum. Perihan Hanım. Öyle geçelim. Diyorsunuz. Kutumda büyük hissediyorum diyorsunuz hocam. Vardı ya kutu aşma yarışması biraz ona döndü. Ve vakıf GEO ardından da emlak konut GEO'larla devam ediyoruz şimdi. Burası fazla oynak bir yerdir. Yani geçmişi de böyle. Çok sert düşüşlere falan sebep olabilen bir yer. Öyle biliyorum. Kolay kolay da öyle cengaverler burada. Yani gözü kara olanlar bilhassa küçük yatırımcı tarafında ise pek de fazla geçmişi belki de bilmediği için olanlar burada. Ama iyi para kazanılmış. 1 liradan 3.5 liraya Koç Holding falan şişemişe böyle para vermedi. Millet de tabii buraya geliyor. Para neredeyse oraya geliyor millet. Millet bizden daha büyük köpek balığı. Kokuyu iyi alıyor. Bunlar da para kokusunu aldılar herhalde. Hurra diye buraya geldiler. Eski kağıtlara gidenler Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan yerlerde millet öyle 3'e, 2'ye, 5'e filan parasını katlayamadı. Öyle bir katlama yok. Olanlar hep %40, %50, işte büyük kimya şirketi zar zor %60 yapıyor. Öteki hala aşağı gidiyor falan filan. Burada destek 2.73. Ama biraz üzerinde kırmızı renkli 2.93 var. Yani 2.93 kırılmasın. 2.93 kırılırsa bir 20 kuruş daha 2.70'e doğru sarkabilir. Bence buradaki bu hızlı çıkışta yani 2.46, 3.40 diye düşünürsen kısa sürede 1 liralık çıkış bile iyi para. 2.5 lirada 1 lira çok kısa sürede iyi bir oran. Tabii. %40 falan ediyor anladığım kadarıyla. Şimdi buradan sağa sonra biraz daha dinlenirse de şaşırmam.
Bu sarı renkli alan yataya da dönebilir. 3.22-3.39'un altında. Demek ki satıcı geldi. Aşağı doğru ittirebilir fiyatı. Burada biraz dinlenme sürecine girecek diye düşünüyorum. Yani A çıkış, B düşüş, C şıkkı yatay. C şıkkını diye düşünüyorum Perihan Hanım. Oyunu C, D hepsi hocam. D, no idea. Hiç no fikrim idea. Yok. Geçelim. Geçelim hadi emlak konutla devam edelim o zaman. Şimdi bu aralar biraz yatırımcıyı artık yavaş yavaş güldürmeye başladı. 1.05'lerdeydi. Oradan kalktı 1.75'e ve vallahi çanak tamamlandı. Yani 3 liralardan falan gelen bir kağıt. Yatırımcı iyice süründürdü. Yani tarumar etti. Paspas gibi üzerinden geçti yatırımcının. Daha sonra şimdi 1.75'lere geldi. Oradan sonra bir çanak. Katlarsa çanağı ne eder? 2.5. Gelmiş mi? 3 aşağı 5 yukarı. Geldi. Hangi çanak? İşte 1.75, 1.05, 70 kuruş. 2.45 eder. 4 kuruşta kaçırmış çanağı katlamayı. 2.41. Kırmızıda destek var 2.15'te. Biraz sertleşirse ben 2 lira civarına bakarım o zaman. Yeşil çünkü 1.90'da. Sonrasında 3 liralara gider mi? Vallahi inşallah gitsin. Ben pek burada sıkılıyorum bu kağıtta. Yani ama sevenleri çok. İnşallah 3'e gider. Böylece yatırımcılar da eziyetten kurtulur. Uzun süredir 2.5, 3, 3.20'nin üst oralarda kağıtta saplananlar da en azından maliyetleri her ne kadar 1.5, 2 senede tekrar geri gelse de biraz olsun kurtarmışlar diyebiliriz. Geçelim. Geçelim. Sırada Ereğli var. Hocam. Ortalamaların üzerinde yükseliyor. Bir de Ereğli'ye bakalım. Ereğli kendisini paralel bir kanalın içine soktu burada. Tepeler bir çizgiyle belirtilebilir. Orada satıcı geliyor. Dipleri de maviyle çizdik. Orada da alıcı geliyor. Büyük bir çanak var. 7-9.70 arası. 9.70'e gidecek diye düşündük ama zorlanıyor. Başka taraftaki kağıtları, demir filan, çelik sektöründe 18 liraya giden var. Garibim Ereğli, Ayşe ile Zübeyde miydi? Bunlar 9 liraya gidemiyor. İyi bakalım. Ama destekte şu anda, yani 8 lira civarında alımlar geliyor belli. Şu anda 8.25, 50 günlük ortalama desteği ama daha yukarıdayız. Yani 8.40'da 35'ler 40'lar civarında orada destek geldi. Demek ki 8.25, 8.30 ve 8.90 arası biraz daha gidip gelebilir. Ben diğer kağıtlar gibi 9.70'in görüleceğini zannediyorum ama ben kimim? Bu sadece üstlü kuruntu da olabilir. Ahmet Mergen'in üstlü kuruntusu yani. Zannediyor. Zannetmesi oraya gitmesi anlamına gelmez. Ortalamanın altı son durak. Köprüden önceki son çıkış. Beni oyalama. O zaman ben de başka yere giderim derim. Yani yatırımcı öyle der. Geçelim. Geçelim hocam. Sırada Çusan var. Burası da çanağı tamamlamış. Şimdi boğuşma yerinde. Yani 4.20 civarı. Geçmişte nasıl olmuş? İşte bir obo nasıl oluyor? Gözü görüyorsunuz. 3 tane tepe var. Birinci tepeden oluşan dip var. İkinci tepe baş kısmının satışıyla oluşan ikinci dip var. Bu dipleri birleştirdiğiniz zaman sizin boyun çizginiz. Fiyat bu boyun çizgisinin altına gitmeye başladığı zaman sol, baş ve sağ şeklinde 3 tane de tepe olduğu zaman o zaman satışlar gelmeye başlıyor. Bu tabii biraz da koronanın etkisiyle 1.72'ye kadar çöktü. Sonra hızla toparladılar. Böyle toparlanmalar zaten anlaşıldı kardeşim. Buranın bir horozu var. Bir grup var burada demek ki. Veya bir spekülatör, şişman parmak. Bu hemen toparlamış geldi. Tekrar çanağa getirdi. Şimdi çanağın üstünde hareketler var. Kırmızının yani 3.91'in üzerinde kaldığı sürece ki bu yükselir yavaş yavaş fiyat yukarıda kaldıkça
20 günlük ortalama çıkış trendi devam edecek beklentisiyle vagonda kalınır. Yapılacak fazla bir şey yok. Yani alırsan o zaman 3.91'in altına kısa vadeli stop koyarsın. Yukarı gidiyoruz. 5 liraya doğru gidebilir mi? Biraz zorlarlarsa gidebilir. Ereğli mereğli falan hareketleniyorsa, yani diğer kağıtlarda piyasada biraz hareket oluyorsa, Tüpraş'ında, şunda bunda, Pegasus'unda filan, burası da kendisini yukarıya atar diğerlerine bakarak. Ne demişler? Üzüm üzüme baka baka kararır. Bu da senette, senede bakarak çıkar diyelim. Geçelim. Geçelim. Bu arada yazılan birçok hisseyi not aldım. Yetiştiği kadar devam ediyoruz. Eczacı ilaca bakacağız şimdi. Ardından da Türk Hava Yolları ve Pegasus var. İlaç, tabii ki ilaç sektöründe koronayla beraber Deva'da da olduğu gibi, diğer ilaç sektöründeki kağıtlarda olduğu gibi uçurdular. Yani yukarı doğru gitti. Çok faydalandı o işten. Ama o gidiş gelişler ilaçta 3 lirayla 5.25 arasındaydı. Sonra trendi yakaladı. Korona işi hala devam ediyor. Bu arada Oxford Üniversitesi'nin çok yakında en iyi derecede şu anda giden bir aşı çalışması var. Moderna diye bir şirket var Amerika'da. Yakında başlıyor, Temmuz sonunda. Onlar da canlı denekler üzerinde, insanlar üzerinde denemeler başlıyor artık. Ve başarılı olduğu söyleniyor. Pfizer'in var duyduğum kadarıyla Oktober, yani Ekim'in sonunda 1 milyar doz üreteceği şeklinde. Bunlar tabii ki bütün dünyada satılacak. Belki patentler verilecek. Yani satma hakları filan tanınacak. Bir şeyler olacak. Burada da ilaç sektöründe olmaması itibarıyla daha ziyade hijyen ve temizlik malzemeleri kullanılıyor. Tabii hastalık dolayısıyla onlara da çok şey geldi, alış geldi, talep geldi. Kağıda bakarsanız ortalamaların üzerinde yukarı yönde gidiyoruz. 6.74, 7'nin altında tıpkı diğer kağıtlardaki gibi. Yani ikinci tepeler biraz aşağılarda oldu. Onun için de iki tane tepe arasındaki o dip noktası 6.08 falan, diğer kağıtlarda da o dipler önem taşımaya başladı. Onların altına giderse o zaman millet panik der. İkili tepe oluyor mu, oluyor mu filan diye satışa daha fazla geçer. Daha fazla satıcı oluşur. Ortalama 5.93 yukarı doğru gidiyor. Demek ki biraz daha buralarda sağa doğru oyalanırsa 50 günlük ortalama 6 ve üzerine doğru tırmanışa devam edecektir. Vagonlar yukarı doğru gidiyor. Lokomotif çekiyor hala. Bakalım. Ortalamaların üzerinde çıkışa devam. Trend yukarıya. Öyle demem lazım. Geçelim. Geçelim. Bu arada sorulan birçok hisse aslında listede var. Şişe, Konya, ama bakalım artık ne kadar vakit yeterse hocam. Evet, uçak burada da yukarı gidiyor. 12.28 geçilirse 11.31, 12.28 1 lira. Yukarı gitti mi 13.30 olur. O da zaten sarı renkli çanağı tamamlar. Daha sonra 11.30, 13.30 çanağının yukarı yönde katlanması 15.30 eder. O da sol taraftaki tepeyi yakalar. Yani ana çanak tamamlanır. Şu anda ortalamanın biraz altındayız. Sıkıntılı alan. İnşallah tekrar 12.28 geçilir. O zaman alışlar tetiklenir. Geçelim. O zaman hemen bir de peşinden Pegasus'a bakalım hocam. 51 liralar falan doğru geldi. 50-40. Ortalamanın altına sürüklendi. En fazla etki altında kalan senetler bunlar. Havacılık sektörü ve ona bağlı şirketler. Burada durumu kurtarması için tekrar yeşilin üzerine, yani 53.28, işte 53.5'ün üzerine çıkarsa o zaman tekrar 60-63'e doğru gidiyoruz diye bir beklenti oluşur. Alımlar o zaman daha fazla güçlenir. Şu anda aşağı doğru sürüklenme 47.5. Daha sonra da 46 dipleri, inşallah oradaki dipler desteği, gereken desteği sağlar. Alım için kırmızı renkli 20 günlük ortalamanın üstü
ve hatta yeşilin üzerinde de çıkarsa ballı börek olur alım için. Ama şu anda ortalamaların altında, biraz sıkıntılı bir dönem içindeyiz diyebilirim. Geçelim. Geçelim. Sırada Albaraka var hocam. Ardından da TSKB konuşacağız ama garanti de çok soruluyor. Listede yok. İsterseniz garantiyi de bir araya sıkıştırırsanız yorum olarak Cuma'da bir daha bakarız analizine. Albaraka burada da ikinci tepe 1.88, ilk tepe 1.96. Diğerlerinde söylediğim gibi 1.96 ile 1.88 üçgenin, o tepeleri birleştiren çizginin iki tepenin arasındaki destekte 1.58'de. Çanak tamamlandı. Normal olarak teknik satışlar geliyor. Yukarı yönde 1.80 çanağının uzun vadede katlanması 2.5'ü falan hedefler. Ama bu kağıt, Şekerbank, bu TSKB falan böyle haldır uldur giden kağıtlar değil. Yani günde 15 kuruş gitmiyorlar. Böyle söyleyeyim ki gitsinler, bana inadına gitsinler. Ters manyer yapıyorum yani. Bir iç oynayanlar bilir. Yok yok ya, gitmez ya. Ne zaman böyle dedikçe gidiyor. İşte onun için ben de konuşuyorum. Gitmez ya falan dedikçe bana inat götürsünler ki yatırımcı en azından faydalansın. Ama destek 1.60'da. Yeşil orada. 1.72'de kırmızı var 20 günlük. Onun altına inmesin. İnerse o sarı renkli alanı doldurur. Sağa sağa doğru bir kulp yapar. Ne kulpu olur bu? Salvador Dali kulpu olur. 1.60'ın altına giderse durumlar kötüye gider. Geçelim. Geçelim. Bir de TSKB'ye bakalım hocam. Bir başka mızmız. Vıdı 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 vıdı. Bir kuruş bir kuruş. 5 milyon not, 10 milyon not, 8 milyon not falan alışta satışta. Yani ne kadar alıcısı, ne kadar çok satıcısı varmış kardeşim ya. Her gün her gün böyle, vay anasını. Başka yerlerde yok bu kadar alıcı satıcı. Kardemir'i de böyle yapıyorlar değil. Burada da 1.18 önemli. Son dip orada. İkinci tepe 1.35'i geçemedi. İnşallah 1.35'i geçer de 1.41'e gider. En azından çanak tamamlanmış olur. Diğer kağıtlara göre biraz performansı düşük kaldı. Çoğu kağıt o sarı renkli alan gibi o çanağı tamamlandı. Tamamladı ama işte TSKB'de 124'e gidemedik. Hala 124'te endeks nasıl tepiniyorsa bu da biraz kısa kaldı. İnşallah endeks gider, bu da gider yukarıya. Geçelim. Bankaların hepsinin genel durumu. Ve şişe, herkes çok sordu. Şişe cama bakalım şimdi. 6.10 önemli. Kırmızı renkte 6.01'de 20 günlük ortalama. Tırmanışta 6.73, 6.82. Ana çanak tamamlandı kardeşim. Teknik olarak satışlar gelebilir. Ama kağıdı uzun vadeli ne dedik? Paşa bahçe burası. Evinizdeki bardakların olduğu yer. Hepinizin paşa bahçesi var evde ama şişe camı yoktur. Başka kağıtlarla uğraşmaktan, ya şişe cam alınıp tutulur mu yani portföyde? Tutma. Ne yapalım yani? Dünya çapında bir dev. Sizin yatırım anlayışınızda o kadar olur diyelim. 3-5 tane de tutulmalı bence. Niye? Bak cam da üretti. Virüsü önleyen cam. Virüs üzerinde tutunamıyor. Çok değişik şeylere gebe burası. İleriye dönük olarak. 6.10 bence stop. Hatta 6.01 değil. 20 günlük ortalama ki orada kalmaz. O da yukarıya doğru tırmanır. 6.02, 6.05 falan gibi günler geçtikçe yukarı gidecek. Destek orası. Seni tutan payanda o. 6.52 geçilirse 6.82'ye gidiyor demektir. Ha 6.82 dinlenme süreci sonrası geçilirse 6.80, 6.10, 70 kuruş koy üzerine 7.5'a gidiyor demektir hedef olarak. Tren yukarıya gidiyor. Tren yokuşu çıkıyor hala. Katar'dayız. Geçelim. Geçelim. Sırada Konya Çimento var. Ya gideceğini görürsün. Fakat almaya da korkarsın. Çünkü lotlar bazen kademelerde 2 lot alışta, 5 lot alışta. Burası böyle 1000 lot falan alışı da kaldırmıyor. Hemen böyle ortaya kabak gibi çıkarsınız yani. Aa arkadaş gelmiş, vay vay vay, bakalım ne yapmak istiyor acaba? Yani diğer yerlerde bir sürü lotlarda, kademelerde lotlar fazla. Burada bazen olmuyor, çoğu zaman olmuyor. Yani bazen bir bakıyorsun 100 lot alıyorsun, kağıt 3 lira falan gidiyor. sonra satışı nasıl yapacaksın?
Satmaya kalksan alıcı da bulamazsın yeri geldiğinde. Şişman parmak burada. Ama tepeleri birleştiren çizgi direnç, çanak katlarsa neresi katlanıyor? 150-300. Şimdilik 364. Sağa sonra doğru giderek biraz dinlenebilir de. Ama korku lotların fazla olmayışı. İnşallah şöyle bir okkalı bedelsiz verir de herkesin beklediği gibi biraz lot olur ortada. Giren çıkan olur yani. Ama trend yukarıya. Hala yukarıya. Yani 308-310 geçilen direnç şimdi desteğiniz. Ortalamada zaten 20 günlük 311'de. Daha koşarak fiyata yanaşmaya çalışıyor. Fiyatın peşinden gidiyor. Çünkü çocuk annesinden kurtuldu gitti. Annesi çocuğun peşinden gidiyor. Yanına gidiyor korumak için. Geçelim. Böyle bakın yani olaya. Geçelim. Herkes tek fen soruyor. Sen bilirsin o işleri. Hocam herkes tek fen soruyor. Size de yazmıştım ama Ahmet Hocam da gerçekten artık belirli bir yere kadar grafik hazırlayabiliyor. Çok uzun sürüyor. Bugün tek fen arada kaynayanlar yani 18'e kadar. 18'de başlar onun direnci. Cuma bakarız. 18'lerden çöktü aşağıya. Yine hatırlatırım, yine yazarım size hocam inşallah. Cuma tekrar bakarız. O zaman abi, hemen bir Sabancı bakalım. Vaktimiz varken Sabancı Holding'de devam edelim. Gidemedik 10 liraya. 9 liralar civarında tepinip duruyoruz ya. Yani. 9.63 tepe. Bu da 9.06. Bıraktım orayı. 9.23. 8.95. 9 civarı bunun desteği. Oradaki ortalamanın altına inmediği sürece robotla karşı karşıya veriyor veriyor, alıyor alıyor bir şeyler falan ama yatırımcıyı bezdiriyor. Yani şurada baktığın zaman kaç gündür, nereden baksan 25 gün vardır mumların sayısı. 9'da 9.5 arası mız mız mız. Nedir dert kardeşim? Sol taraftaki 9.42 mi? Veya daha soldaki 9.60 mı? Bu mu geçilemiyor yani? Geçilemiyor. Ama dediğim gibi 9 liranın altına gitmediği sürece 10 liraya gitmesini bekleyecek yatırımcı. O çanak bir zamanlar bir hanımefendinin dediği gibi Türkiye'yi yönetti. O çanak tamamlanacak. O kadar. Geçelim. Geçelim. Sabancı bakmışken Koç Holding bakmazsak olmaz. Hemen akabinde de Koç Holding geldi. Yatay alandayız. Yukarı aşağı gidip geliyoruz. Benim kanım 18 geçilecek gibi, 18.30. Yani burası da gitmezse biz ne yapacağız ya? Geçilecek gibi görünüyor. Bugünlerde bir hareketlilik var. Dün 18.60'lardan bir tırmandı yukarıya, sonra bir verdiler. 18 kaça, 30'lara falan kadar karambolde aşağı gitti. Gitti. Şimdi gene buralarda dolaşıyor. Yani 17 kaça verdiler ya? 17.40'a falan verdiler. Çok 17.60'lardan indi aşağıya. Hatta 70'leri falan görmüştü. Gene buralarda dolanıyor. 18.30, 16 kaç orası? 65. 17, 18.5 desek, yukarıya 1.5 koysak 19, 20. 20 civarında tepe var. Yani oraya doğru tırmanabilir diye düşünüyorum. Koy stopu 17'ye, 50 günlük ortalamaya. Zaten oralara yakın yerde. 18.30 geçilirse de tutacaksın. O ana kadar almadıysan o zaman orada gireceksin mecburen. Niye? Direnç geçiliyor diye. Tıpkı gümüşte 19'un üzerindeki direnç geçildiği zaman nasıl 23'e kadar roketledi? Burada da direnç geçilirken genelde alım gelir. Tuzak değilse. Ha, tuzak nasıl olur? Geçirir, terse verir. Sen de hemen kaçacaksın. Vagondan ineceksin anında. Paldır küldür. Geçelim. Hocam vakit bitti ama ben yönetmenimle pazarlık aşamasındayım. Son bir sasa için izin aldım. Hızlıca hemen bir bakalım o zaman. Bayağı bir pazarlık yaptım siz orada anlatırken ama. İyi bir çıkış yaşadı yukarıya doğru. Yalnız bir kuyruklu yıldız oldu 15'te. Hafif bir satış gelebilir diye düşünüyorum. Yani kağıt 11'i geçti. 11.5 arası 6 lira. 11'in üzerine koydun mu 6 lira? 17 lira falan doğru tırmanması lazım. Ama arada sırada bir dinlenme süreci olur. Bir verirler, alırlar, alırlar, verirler falan. Bir sağa doğru gidebilir. 14.76 tepe, direnç. Aşağı tarafta da muhtemelen 12.20, 12.30 civarında destek var. Niye? 20 günlük ortalama orada. 8 günlük mavi renkli ortalama fiyatı fiyat tarafından delindiği anda
kırmızıya bakacaksın. Hedef orasıdır. Yönetmene de sana da bol şanslar. İyi günler dileyim. Teşekkür ediyorum hocam. Sizin de ağzınıza, emeğinize, grafiklerinize sağlık. Cuma günü görüşene dek şimdilik hoşça kalın diyorum o zaman hocam. İnşallah. Efendim şimdilik veda edelim. Yarın Merkez Bankası yayınıyla sizlerle olacağız. Yine Cuma günü Ahmet hocamız bizlerle olacak. Bugün kalan grafikleri de Cuma yetiştirmeye çalışacağız. Herkese bol kazanç bir gün diliyorum. Hoşça kalın.